İyi günler. Yüzbaşı Deniz Kayan. Levent Hüseymen'le ilgili bilgi alacaktım. Komutanım, iyi misiniz? Sağ olun Hüseymen'im. Hüseymen'im, vallahi bravo, ama çok çabuk toparlandınız. Teşekkür ederim. Merhaba Hüseymen. Nasılsın? Sağ olun komutanım, çok iyiyim. Kendini fazla yorma, nekaat dönemindesin. Komutanım, ben de aslında bugün biraz dışarı çıkmak için izin isteyecektim. Temiz havayı özledin değil mi? Evet komutanım. Pekala. Akşam üzeri sadece 10 dakika. Anlaştık mı? Emredersiniz komutanım. Melek? Ha? Ne düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım öyle. Ferit'i çok özlüyorsun değil mi? Düşünmemeye çalışıyorum ama hiç aklımdan çıkmıyor ki. Ya neden birkaç günlüğüne Ferit'in yanına gitmiyorsun Melek? Bilmem ki. Burayı bırakamam Deniz. Alt tarafı birkaç gün. İstersen gerekli ismi ben senin için ayarlarım. Ferit'e de sürpriz olur. Kim bilir beni görünce nasıl sevinir. Valla aşıklara bir yardımımız dokunursa ne mutlu. Sağ ol Deniz. Sağ olun albayım. Hep beraber vatanın kıymetli bir evladını yitip gitmekten kurtardık. Haklısınız. Sağ olun albayım. Size de iyi günler. Teşekkür ederim. Gir. Gel yüzbaşım gel. Sana güzel haberlerim var. Levent'le mi ilgili komutanım? Levent Hüseymen'le. Levent görevinin başına dönecek. Çok sevindim komutanım. Teşekkür ederim. Valla Levent'in seveni çok. Herkes el birliğiyle emekli edilmemesi için uğraştı. Ben de raporlarda görevine devam edebileceğini okuyunca... Ne zaman buraya gelecek komutanım? Önce bir hastaneden çıkaralım yüzbaşım. Ne bu aceleniz? Affedersiniz komutanım. Levent bugün taburcu oluyor. Benim bugün biraz işim var. Belki almaya sen gidersin diye düşündüm. Emredersiniz komutanım. Oturabilir miyim? Tabii. Levent? Aylin, ne işin var burada? Tesadüfe bak. Mehmet nasıl? Onun için geldik hastaneye. Pek iyi değil. Hala atlatamadı değil mi? Babasını çok özlüyor Levent. Onun yaşında bir çocuk için çok ağır şeyler yaşadı. Biraz zamana ihtiyacı var. Şehit olduğu haberi geldiği gün, daha dün gibi. Kusura bakma, seni de üzdüm. Kötü günleri hatırlatmak istememiştim. Hayır, hatta iyi geldi. Kocam seni çok severdi. Sürekli ne kadar iyi ve güvenilir olduğunu anlatırdı Mehmet'e. Büyüyünce Levent gibi bir insan olmalısın derdi. Onun gibi iyi ve yürekli bir babanın oğlu muhakkak iyi bir evlat olacaktır. Onu çok özlüyorum. Sesini, kokusunu, her şeyini çok özlüyorum. Ağlama, sen güçlü bir annesin. Mehmet için de güçlü olmalısın.